Değerli Final Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yerime ve kanalıma hoş geldiniz. Tatil dönüşü, izin dönüşü enerjimiz bol dedik, enerjimiz fazla dedik. Video sayılarını, video çekme hızımızı arttırdık. Ve bununla beraber acaba borsa 205 bin mi olacak diye bir video çektik. Ondan sonra Ağustos ayında benim takip etmiş olduğum firma değeri Favök ve piyasa değeri defter değerine göre ucuz olan firmaları test ettik. Bugün de benim uzun süredir takip etmiş olduğum gene tepeden 10.76'lardan 6,48'lere kadar düşmüş. Yani şöyle kabaca bir hesap yaptığımda 6,48'den çıkarttığımda 10,76'yı görmüş. Toplamda %40 tepeden düşmüş olan Goodyear lastikleri. Değerli arkadaşlar, şimdi Goodyear lastikleri evet benim dikkatimde olan şirketlerden bir tanesi ve ben size kendi başıma incelemiş olduğum, araştırma yaptığım, kendimin yapmayacağı bir şeyi asla burada sizlerle paylaşmayacağım ve bunlarla ilgili birbirimize karşı itimatımızın tam olduğuna da eminim. Ve ben de ne yapıyorum? Burada kendimce bir tutam veya bir kademe veya kademelenmeyi düşündüğüm veya hisse almayı düşündüğüm yerleri burada hem bir teknik analiz eğitim amacıyla sizlerle de paylaşıyorum. Ancak şunu unutmamak lazım arkadaşlar. Yani her hisse paylaşmadan önce kalbim küt 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 atıyor. Çünkü neden? İnsanların kolay değil. Mutfaklarından, çocuğundan, rızkından, eğlencesinden biriktirdiği ufak tefek 3-5 kuruş bir miktar paranın bunlarla beraber yatırım yapma umudu olduğunu düşünüyorum. Yatırım yaparken de ben de kendime göre emniyet swapları koyuyorum ve güzel, kaliteli şirketlerin yani borçluluğu nispeten daha az, kar etmeye daha ileriye yönelik, tepeden %40, %50 düşmüş, önü açık şirketleri incelemeye çalışıyorum. Bu demek değildir ki herhangi bir şirketi incelediğimiz zaman malın, mülkün, neyin var, neyin yok, bununla buradan pat diye girip alacaksın diye bir kural yok. Çünkü olabilir. Gelecek olan bilançoların ve geleceğin neler getirebileceğini, Merkez Bankası'nın neler yapabileceğini, mevcut siyasi hükümetin hangi kararlar alabileceğini hiçbirimiz bilemiyoruz. Bilemediğimizden dolayı da bazı mantıklı donelerle beraber inceleme yapıyoruz. Bunu da teknik analizle birleştiriyoruz. Teknik analizle birleştirdikten sonra bu burada bunu yapmak mantıklı olabilir diyoruz. Ancak yine de en son karar sizin kendinizin. Şunu hiçbir zaman unutmayın değerli arkadaşlar. Sizin burada karınıza nasıl ortak olmadığım gibi zararınıza da ortak değilim. Bugün Tofaş'ı 22 liradan alıp 38 liradan satan arkadaşlar bana teşekkür mesajları atıyorlar. Teşekkür mailleri gönderiyorlar. Çok mutlu oluyorum, memnun oluyorum. Nasıl ki onların o karından ben bir pay almadığım gibi olası herhangi bir zarardan da ben bundan mesul olmadığımı sizlere hatırlatmak isterim. Bu bağlamda Türk piyasalarının finansal dünyalarda ne denli ufak olduğunu ve yabancı sermayenin bizlere neler yapabileceğini anlatabilme açısından çok kısa bir anekdot paylaşmak istiyorum sizlerle. Geçen gün Aramco'nun bir karı vardı. O denk geldi. Aramco biliyorsunuz Arap petrol şirketi değerli arkadaşlar. Bu Arap petrol şirketinin 6 aylık karı yaklaşık 25 milyar dolar civarına gelmiş. Bunu da siz yıllıklandırdığınız zaman takdir edersiniz. İnanılmaz rakamlara geliyor. Yani geldiği rakamlar 50 milyar doları geliyor. Şimdi burada arıyorum bu 50 milyar dolara bizim borsamızda neler yapabilirsiniz diye. Sadece bu değil. Yani 50 milyar dolar bu adamın şirketinin değeri değil arkadaşlar. Bu adamın şirketinin karından bahsediyoruz. Net karlılığından bahsediyoruz. Peki biz bu net karlılıkla neler yapılabilir? Ve bu yabancıların bizim piyasalarda evet bilançoya bakıyoruz, karlılığa bakıyoruz, şirketin geleceğine bakıyoruz, yatırımlarına bakıyoruz. Ama bazen de fiyat denilen bir şeytan var. Bu fiyat denilen şeytanla da beraber nasıl uğraşmamız gerektiğini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela bir Arap fon girse Aramco'dan arkadaşlar ve bu yılki net karıyla bizim borsamızda 3.2 milyar dolara Akbank'ı direkt satın alabilir. Koskoca Akbank yani belki de borsanın en büyük ikinci, üçüncü hacmi olan şirketlerden biri. 2.8 milyar İşçi-YTR'ye alır. 4.5 milyar dolara Garanti Bankası'nı alır. 1.6 milyar dolara Vakıfbank'ı alır. 2.4 milyar dolara Yapı Kredi alır. 1.3 milyar dolara Halkbank'ı alır.
6.1 milyar dolara Koç Holding'i alır, 2.3 milyar dolara Sabancı Holding'i alır, 2.7'ye Türk Telekom alır, 3.9'a Turkcell'i alır, 2.0'a milyar, 2 milyara Türk Hava Yolları'nı satın alır, 8.4'e bizim incimiz dediğimiz borsamızın en değerli şirketi olan Ereğli Demir Çeliği Şakkadanak alır. 0.8 yani 800 milyon dolara Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı satın alır. 2.8 milyar dolara bizim koca olan dediğimiz Tüpraş'ımızı satın alır. 2.8 milyar dolara gözümüzün nuru dediğimiz Şişe Cam'ı satın alır. Ve 2.2 milyar dolara da aynı zamanda Tofaş Oto'yu satın alabilir. Dediğim gibi bunun yıllık net karıyla, firma değeriyle bile demiyorum, yıllık karıyla bunların hepsini satın alabilir. O yüzden bir hisseyi incelerken yabancıların fiyat konusunda neler yapıp neler yapmayacağıyla ilgili kafamızda bir şablon olsun. Tüm bunları yani Türkiye'nin finansal gücüyle dünyanın finansal gücünü yan yana getirdiğimizde nasıl böyle bir kedi fare oyununa olayın döndüğünü bu vermiş olduğum canlı örnekte hepimiz anlıyoruz. Bu bağlamda lafı fazla uzatmadan hemen Goodyear'ın önce teknik analizine girmeyeceğiz. Önce bir temel analizine girelim. Bir bunun kaynaklarına bakalım, varlıklarına bakalım, borçluklarına bakalım. Varlıklarından borçlarını çıkaralım, öz kaynaklarını bulalım. Ha, bu öz kaynaklarıyla beraber karlılıklarına bakalım. Karlılıklarına baktıktan sonra teknik analizde bulunduğumuz pozisyona bakalım. Bulunduğumuz pozisyona baktıktan sonra da teknik analiz bize ne diyor onlara bakalım. Ama önce bilançosuna bir bakalım. Arkadaşlar Goodyear buradan zaten ulaşıyoruz web sayfasından. Faaliyet raporuna baktığımızda Goodyear SA halka kapalı payın %50.75 olduğunu, Goodyear SA'nın halka açık olayının %23.85 olduğunu, yani %23.85'in de halka açık olduğunu, ancak halka arz edilenin %25.40'ın, yani geride kalan %23.85'i de her an halka arz edebilecek. Sermayesine baktığımızda 270 milyar TL gibi düşük sermayeli bir şirket olduğunu görüyoruz. Şimdi burada Goodyear'e geldiğimizde biraz daha büyütelim, daha net görelim. Goodyear lastikleri TAŞ'ye baktığımızda bilançosunda burada evet varlıklarına baktığımızda arkadaşlar 202 milyon TL nakiti varmış Goodyear'ın ve bir anda 36 milyon TL nakde düşmüş. Muhtemelen buralarda bir yatırım yapmış veya yatırımla ilgili herhangi bir şeyler yapmış. Çünkü ticari alacaklarına da baktığımızda 750 milyon TL ticari alacağı varken de 1 milyar 96 milyon TL ticari alacağını arttırdığını görüyoruz. Yani nakit benzerlerinin azalmasında, yani TL'sinin azalmasında herhangi bir sorun yok. Şimdi dönem varlıklarına baktığımızda 1.4 milyardan yaklaşık 1.7 milyar TL, yani 3 ayda Mart ayına kadar 300 milyon TL dönem varlıklarını arttırdığını görüyoruz. Duran varlıklarına baktığımızda da 464 milyondan 479 milyona makul bir şekilde hem dönem varlıklarını hem de duran varlıklarını arttırdığını görürüz. Toplam varlıklarına baktığımızda 1.9 milyardan 2.2 milyar TL'ye kadar varlıklarını arttırmış. Yani aktiflerinde, pasiflerinde ve toplam varlıklarında makul derecede sağlıklı bir gidişat olduğunu görebiliyoruz Goodyear'da. Kısa vadeli yükümlülüklerine baktığımızda arkadaşlar, kısa vadeli borçlanmaya baktığımızda 781 milyondan 1 milyar 50 milyona geliyor. Muhtemelen bunun şurada faaliyet raporu var arkadaşlar. Bu faaliyet raporunu okumamız gerekiyor. Bu faaliyet raporunu okuduktan sonra acaba bunlar nereye ne yatırım yapmışlar? Bunu görmemiz lazım. Ancak dediğim gibi şimdi bunu tek tek sizlere okumayacağım bunu. Tek tek okumanın çünkü çok fazla vakit kaybolur. Muhtemelen bu adamlar yatırım yaparak 1 milyar 50 milyon eksi 781 milyon kısa vadeli borçlarını 269 milyon lira arttırmışlar. Böyle 781 dedi mi? Kısa vadeli borçlarında %34 civarında bir artış olduğunu görüyoruz. Bu da gayet normal. Uzun vadeli borçlanmalarına baktığımızda uzun vadeli borçlarının son derece basit olduğunu görüyoruz. Burada bir sıkıntı yok. 84 milyon TL yönetilebilir bir borç. Uzun vadeli borçları yok. Ancak burada 1 milyar TL yüksek kısa vadeli borç gibi görünüyor ama burada toplam varlıklarına baktığımızda yaklaşık 2.2 milyar TL. Yani 2 milyar TL varlığı varken 1 milyar TL de borcu var. Yani muhtemelen öz kaynakları 1 milyar TL'nin üzerinde. İşte burada geldiğiniz gibi toplam öz kaynakları
1 milyar 20 milyon TL olduğunu görüyoruz. Toplam kaynaklarının ise 2.158 milyon TL olduğunu görüyoruz. Şimdi çeyreklik bazda burada en önemli şey Goodyear'in, bakın geçen sene Ocak'la Mart ayında 712 milyon TL'lik ürün satarken şimdi 1 milyar 45 milyon. Şimdi burada 1 milyar 45 milyon eksi 712 milyon. Bunu da 712 oranladığımızda geçen seneyle bu sene arasında hasılatında %47 bir artış var arkadaşlar. Şimdi bunu ben niye size söylüyorum? Çünkü biraz önce teknik grafiğini gördüğümüzde ve karlılığına baktığımızda önemli olan Goodyear'in ikinci çeyrek karı. İkinci çeyrek karı iyi geldiği takdirde ki bu %46 hasılat fazla gelmişse birinci çeyrekte bunun karı ikinci çeyrekte yazılır. %46 satış yapılmış. İkinci çeyrekte yazılacağı için ikinci çeyrek karlılık iyi gelebilir. Peki şimdi geçen sene 712 milyon lira hasılat yaparken 597 milyon liraya bu ürünleri mal etmişler. 115 çıkıyor. 597'yi oranladığımızda geçen sene birinci çeyrek %19 kar marjıyla çalışmış arkadaşlar Goodyear. Bakın burası önemli. %19 kar marjıyla çalışmış. Bu geçtiğimiz 3 ayda Goodyear'a baktığımızda 1045 eksi 830 215 milyon bölü 830 dersek %26 kar payıyla çalışmış. Yani Goodyear geçen sene bir lastik yaptığında 100 liralık lastikte 19 lira kar ederken bu sefer Goodyear 100 liralık lastik yaptığında 26 lira. Yani 26 eksi 19 %7 bir kar fazlalığı yapmış. Yani nedir? Geçen sene bu adam yapmış olduğu karın üzerine bu sene en az %15 %20 kesinlikle kar koyacak demektir bu hasılatla birlikte. Şimdi brüt karlılığına baktığımızda gerçekten geçen çeyrekle bu çeyrek arasında da çok ciddi bir fark var. 214 eksi 114 100 milyar 114'e böldüğümüzde %88. Arkadaşlar brüt karında %88'de artış var. Yani bütün bu datalar nedir? Goodyear'in ikinci çeyrek bilançosunun iyi geleceğiyle ilgili sinyaller var. Finansman giderine baktığımızda bakın arkadaşlar. Şimdi geçen sene 19 milyon TL finansman gideri yazmış. Bu sene 42 milyon TL finansman gideri yazmış. 42 milyon TL finansman gideri yazdıysa bu adamların dolar pozisyonu açık demektir. Zarar yazmış. Dolar açık pozisyonu da bilançoda bulmak çok zor. Burada ben sizler için buldum. Başka bir sayfa burası. Bakın net yabancı para pozisyonu Goodyear 290 milyon TL net yabancı açık pozisyonu var. Şimdi bunun karlılığına baktığımızda arkadaşlar geçen sene birinci çeyrek 25 milyon TL kar etmiş. Bu sene 70 milyon TL kar etmiş. Yani 70 eksi 25 dersek 45 bölü 25 dersek geçen seneki karlılığa göre %180 karını arttırmış. Yani şimdi rakamların küçüklüğü sizi şey yapmasın. Önemli olan logaritmik, yani aritmetik değerler değil, logaritmik değerler. Yani 25 milyon TL geçen sene kar ederken bu sene 70 milyon TL kar etmişse bu adam karlılığını %180 artırabilmiş ve düşük sermayeli bir şirket. Yani her şey bu ana kadar da gayet iyi gidiyor. Şimdi bunları inceledikten sonra şurada finansallarına bir bakalım arkadaşlar. Şimdi şurada Goodyear, şurada bir tepe noktasını görüyor değerli arkadaşlar. Bakın Şubat ayında 2021 yılında 10 lira 76 kuruş oluyor. Şimdi şuradan bir tepeyi alalım ve şu nokta daha mı düşük? 6.49. Hayır, şu nokta daha düşük. Şurada bir dibi buluyoruz. Dibi bulduktan sonra nedir? O %39,78. Hangi tarihte dibi buluyoruz? Haziran 2021'de bulduğumuz dip 6.48. 6.48'den sonra Goodyear şu trendde yükselmeye devam etmiş arkadaşlar. Şöyle dediğimizde bakın şu trendde gördüğünüz gibi yavaş yavaş yükselmeye devam etmiş. Şimdi şurayı bir zoomlamama müsaade edin. Şimdi bunun teknik analizini yapalım. Şimdi eğer bu hissenin ikinci çeyrek bilançosu güzel gelirse, yani 70 milyon TL değil de eğer şöyle ikinci çeyrek bilançosu 120 milyon TL, 110 milyon TL gibi bir rakam gelirse bence Goodyear gerçekten önü açık olacak demektir. Peki şu dip yaptığı gün, yani 29 Haziran 2021'den ve şuradan yapmış olduğu iki tane dibi birleştirdiğimde burada klasik trendde bakıyorum. Klasik trendde arkadaşlar 7.10'u ben burada bir destek olarak Goodyear'da
görüyorum 7-10. Bu klasik bildiğimiz yani teknik analiz giriş seviyesi bir. İki tane dip noktasını aldım ve fiyat buradan dönüyor yukarı doğru gidiyor ve tekrar buradan geliyor. Buradan tekrar yukarı doğru gidiyor. Olası geri çekilme yapar da şuralara doğru gelirse işte 7-11'ler, 7-10'lar benim için alış bir kademe noktası diye düşünüyorum. Bunların hepsini birer eğitim faaliyeti olarak düşünün arkadaşlar. Şimdi 4 saatliklere baktığımızda burada şimdi bir EMA'ya bakalım. Bu EMA nedir arkadaşlar? Bu üstsel hareketli ortalama. Yani basit hareketli ortalama ile diğer hareketli ortalamanı birleştirip üstsel hareketli ortalama. 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük. Bu da çok basit olarak ben size şöyle söyleyeyim. Daha iyi görünmesi açısından yani kırmızı görünüyor 20 günlük hareketli ortalama ama ben onu sizler için siyah yapayım. Siyah yaparsam daha net görürsünüz. Yani 20 günlük üstsel hareketli ortalama. Bakın alttan kesmiş zaten. Alttan geliyor buradan 50 günlüğü kesiyor. 100 günlüğü kesiyor. Ve yukarıdan 200 günlüğü kesmek üzere. Şimdi bu tip hareketlerde bakın buralardan da hep altlardan geliyor. Alttan gelince hissede bakın sert bir şekilde 20 günlük EMA yükselince hissede bir yükseliş oluyor. Eğer burada 200 günlüğü yükselir ve tepeye doğru atarsa burada ve bu neyi bekliyor? İyi bir bilançoyu bekliyor arkadaşlar. Şuraya biraz daha zoomlamama müsaade edin. Bakın diğer o 50 ve 100 günlükleri hepsini kesmiş 200 günlüğü bekliyor. Şimdi bunu kapatalım. Bu bir yardımcı teknik analizlerden bir tanesi. Diğerine bakalım. Kaufman'a bakalım. Şimdi Kaufman'a baktığımızda altta gidiyormuş sürekli. Altta giderken şurada Kama'ya baktığımızda 7.23. 7.23'ün üzerine zor da olsa 7.29'a atmış. Ben burada Goodyear'ın kesinlikle ikinci çeyrek bilançoyu beklediğini düşünüyorum arkadaşlar. Kama'nın üzerindeyiz. Peki süper trende baktığımızda ki burada 4 saatlik grafiğe bakıyoruz. 4 saatlik biraz short yani kısa. Günlükte olaylar tersine dönmüyor. Günlük biraz daha orta vadelidir. İşte günlük şuradan baktığınızda haftalık ve aylığa getirdiğinizde daha uzun vadeli hissede trendi görürsünüz. Ancak baktığımızda da bakın alttan gelen trendle buradan gelen süper trend hemen hemen yakın. 7.07, 7.10'lar. Şunu biraz sağa doğru getirdiğimde zaten şu şekilde 7.09'a doğru alttan gelen biraz önce çizmiş olduğum main trendi görebilirsiniz. Burada da süper trend nedir? Buy sinyali üretiyor. Yani gerçekten hisse şu şekilde baktığımızda hem arkadaşlar tepeden ciddi bir düşüş yaşamış. Finansallarında herhangi bir problem yok. Finansallarında da güzel işler yapıyor. Ve buradan şöyle sanki bu çukuru, bu çanağı şuralarda dip yapmış. Bu çanağı buralarda yukarıya doğru tamamlayacak gibi. Şimdi eğer diyelim ki biz bu bilanço kötü geldi. Kötü geldiyse tabii o da olabilir ama satışların ve hasılatın arttığını görüyoruz. Şuralarda filan çok ciddi bir yatay destek var arkadaşlar. 6.48'lerde. Bakın hisse çok defa buralara gelmiş. Ne zaman gelmiş? 22 Nisan'da gelmiş. 6.50'ye dönmüş. Daha sonra şuraya gelmiş. 17 Haziran'da dönmüş. Daha sonra 21 Haziran'da gelmiş dönmüş. En son 29 Haziran'da gelmiş dönmüş. Yani bunun yatayda çok güçlü bir destek olan 6.50'ye uzak yerlerde değiliz. Goodyear'da 7.29. Peki bu Goodyear'da güzel hareketler olursa şunları bir sileyim arkadaşlar. Kama ile pozitif olduğumuzu düşünüyoruz. Peki Goodyear'da şunu da düşüşü de kapatayım fazla kafamız karışmasın. Goodyear'da eğer güzel hareketler olursa ilk etapta şu direnç noktalarına kadar şuralarda çok ciddi bir direnç noktaları var. 8.16'lara doğru güzel olumlu bir bilançoyla hareketlenmesi oldukça makul görünüyor. Değerli arkadaşlar şimdi bilanço dönemindeyiz. Gördüğünüz gibi Goodyear bir çanak oluşturmuş. Çanağın altına gelmiş 6.50'lerden 6.48'ler civarından 4 kere 5 kere dönmüş. Karlılığını ne yapmış? 25 milyon TL'den 70 milyon TL'ye çıkartmış. 70 milyon TL'ye çıkarttığı zaman da bu ikinci çeyrekte 100 milyon TL'lik bir kar gelirse arkadaşlar demiş olduğum o 8-16 dirençlerine kadar kısa vadede gidebilir. Şirketin öyle borçluluğunda yönetilemez herhangi bir şey yok. Hasılatı çok iyi. Hasılat artışları kuvvetli. Aynı zamanda satışların maliyetiyle hasılat arasındaki kar marjını da %19'dan %26'ya da çıkarttığını unutmamak gerekiyor. Twitter'da @finanssohbet Goodyear'la ilgili paylaşımlarda bulunmuştum.
Bir de temel analizini yapalım. Karşılıklı bir videomuzu izleyelim dedik. O yüzden sizler için bu videoyu çektim. Ben de izliyorum Goodyear'i. Dediğim gibi 7-10'lar, 7-11'ler birer kademe, ben kendim gelirse bir kademe bir tutam, beni üzmeyecek derecede buralardan giriş yapabilirim. Kendinize iyi bakın. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin tamamen kendi risk algımla ilgili olduğunu sizlere hatırlatmak isterim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığını belirtmek isterim. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar olsun. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere.